Selam, ben Uras. Bugün bir deha mı zırva mı videosuyla karşınızdayım. Gerçekten videoda çok garip şeyler deneyeceğiz. İnternette gördüğümüz kendin yap işlerini deneyeceğiz. Acaba bunlar gerçekten bir işe yarıyor mu? Yapması kolay mı? Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değer mi? Bunları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak şöyle bir A4 kağıttan çok basit, minicik değil mi Sefon? Büyük ya. A4 yani. A4'ün miniği mi olur? Boyut aynı. A4 kağıttan defter yapmayı göstereceğim. Bir tanecik kağıttan sadece. Onun için şöyle şu kağıdı çok güzel katlamamız lazım. Tam uçlarını denk getireceğiz. Bende de simetri hastalığı bazen var, bazen yok. Şu an olacağı tuttu mesela. Aranızda simetri hastalığı olan varsa arkadaşlar aşağıya yorumlara yazsın. Benim Sekom'un simetri hastalığı var. Çünkü benim Sekom arkadaşlar bütün evlerin böyle simetrik hiç taşmadan yapılmış olduğu bir köyde dünyaya geldi. O günden beri çocukta bir simetri hastalığı var ya. Vallahi. Şunu şöyle yapıyoruz. Bu da tamam. En sonuncusunu yine böyle katlıyoruz. Şöyle katladık. Yine simetriye dikkat. Çünkü defter olacak bu ya. Bildiğiniz defter olacak. Şöyle defteri yaptık. Ondan sonra lan buradan mı zımbalıyorduk? Buradan mı zımbalıyorduk? Sol elinle tuttuğun yerden bence. Sol elinle tuttuğumuz yerden bizce zımbalıyormuşuz arkadaşlar. Şöyle dibinden bakın. Bir zımba buraya, bir zımba buraya, bir zımba da ortaya çakarsak kaymaklı pide. Kaymaklı pide mi olur lan? Kıymalı pide. Ondan sonra bakın şu uçlarını şöyle keseceğiz. Lan zor lan kesmek. Kanka şu an kopya için küçük defter hazırlıyorsun gibi. Harbi mi lan? Sekon kopya konusunda hassastır. Hiç sevmez kopya çeksin. Bakayım. Ana oldu lan. Bayağı güzel ha. Üstüne yazalım. Not defteri. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bayağı güzel oldu. Bir tane A4 kağıttan cebinize koyamazsınız. Katlarsınız buruşur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayfalı bir not defteri yaptık. Vallahi beğendim. Bence bu deha. Sence Seko? Bence de güzel. Güzel iş. Şimdi de araba şarjı, pil ve mıknatısla telefon şarj etmeyi deneyeceğiz. Tabii bir de şeyden lazım, şu telefon şarj kablosundan lazım. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz? Önce arkadaşlar şu artıya yok. Artı mıydı, eksi miydi? Artıya koyalım. Mıknatısı yapıştıracağız. Aynen şöyle bakın. Lan. Heh. Lan. Dursana. O çok güçlü ya. Evet, bu çok güçlü. Güçlü olmayan mıknatısla yapalım. Heh. Şöyle. Lan deli edecek adamı. Neyse bunu böyle yaptık, tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra şunu şöyle koyacağız. Lan dur. Sonra şunu, neydi bunun adı? Kabloyu takacağız. Bunu da cep telefonuna takacağız. Bakalım, Allah kahretmesin. Lan zor bu bayağı. Şöyle Sekom sen tutsana. Lan nereye gidiyorsun? Heh, tuttuk. Tamam. Sonra bunu takıyoruz, bakalım ne olacak. Bir nane olmadı Seko. Acaba artı eksi kutupları mı değiştirdik? Şöyle yapalım. Bunu böyle taktık. Bunu şöyle, şunu şöyle. Şunun buna değmesi lazım bir tarafta. Yok, olmadı. Niye olmuyor? Şeyin gücü mü yetmiyor acaba? Mıknatıslar mı güçsüz? İşte biz ne yapıp edip şu neodyum mıknatısla halledeceğiz kanka bu işi. Şuradan bir tut abi. Tuttuk. Allah. Ondan sonra şunu şöyle yaptık. Bakıyoruz. Kanka şu an bana sanki enerji veriyor gibi geliyor, biliyor musun? Sekom'a mı enerji? Sekom şarj oluyor şu an. Bu da olmadı. Öbür tarafa koy bakalım. Ha. Şunu şöyle koyduk. Ha bak, tutundu bu buna. Bir ışık yandı sanki. Oğlum daha bunu takmadık ya. Şunda yandı, şunda. Ha? Aa evet. Yandı lan. Olacak galiba. Oha! Vallahi bir an oldu. Sekom. Vay be. Harbiden oldu ha. Görüyor musun? Resmen şarj oluyor bakın. Seko, şunun şarj aletini sokup çıkartsana. Vay be, bildiğiniz şarj oluyor arkadaşlar. Mıknatıs, araba şarjı kablo ve kare pil. Eksiye mıknatıs koyuyoruz. Artıya şarj aletini koyuyoruz. Şu demirlerin de mıknatısa değmesi lazım ve şarj oluyor. Acaba yüzde kaç şarj ederdi bilmiyorum. İnanın ona bakmak lazım ama acil durumlarda kullanılabilir deha. Şimdi arkadaşlar bir tane uygulamayı denemek istiyorum. O da ölçüm uygulaması olduğu iddia ediliyor. Size up diye bir şey. Size up yani ölçmekle alakalı bir şey. I'm ready. Ne yapacağız? Şimdi bunu arkadaşlar bir yerden koyuyormuşsunuz. Öbür tarafa gidiyormuşsunuz. Bak görüyorsunuzdur. Çat diye ölçüyormuş. Hadi bakalım deneyelim. Koyalım. Başladık. Start. Hadi bakalım. Stop. 43 santim diyor şuna. Ölçelim mi? Ölçelim ya. Şimdi 43 santim dedi. Harbiden de o kadar mı? 40 santim diyor lan. Telefonun ama dışa taşan kenarları var ya, ondan olabilir. Evet, ondan olabilir. Şöyle bir daha bir deneyelim. Dışa taşmadan şöyle koydum. Start. Stop. 36 santim diyor. Kaçtı? 40 santim. Şimdi sen bu ucunu baz aldın ya. Yine mi bu ucunu baz alman lazım acaba? Onu da deneyelim. Start.
1,5 metre dedi ya. Ama burada bence bir sıkıntı var. Bir daha yapacağım. Şöyle elimi koyacağım, tamam mı? Stop. 63 santim. Yok kanka, burada bir sıkıntı var. Yani bu uygulamaya pek güvenemedim. O yüzden zırva. Şimdi ilginç bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz işte matkap kullanırken arkadaşlar böyle hep elinizde vidalar oluyor. CBMB bilmem ne falan koyuluyor. Zartsur. Onun için şöyle bir şey önermiş adam. Ona ben bunları Japon'la yapıştırmışım oğlum. Çıkmaz ki bu. Çıkmasın. Önemli değil. Daha iyi, daha güçlü bir mıknatıs olur. Onun için şu matkabın diyorlar şurasına şöyle bir silikon sıkın. Ondan sonra da mıknatısı oturtun. Mıknatıs tabi bu şekilde dik olmayaydı. İyiydi. Bir kurusun. Hı, oldu vallahi. Bakın artık çalışıyor. Şöyle mıknatısın üstüne diyorlar vidaları atın, tamam mı? Şimdi bunu diyelim böyle çakacağız. Nerede benim şey? Deney aletim. Şunu şöyle koyalım. Diyelim buraya bir tane vida koyacağız. Hop alıyorum şuradan, bakın. Şuradan aldım. Buraya koydum. Ve hadi bakalım hayırlısı. Oldu ya. Vallahi oldu arkadaşlar. Olacak tabii, vida oraya girer de. Önemli olan buradaki kullanışlılık. Elinizde taşımıyorsunuz. Böyle çekiyorum bir yere. Hop bitti mi? Diğerini alıp bir daha yapıyorsun. Güzel iş ha. Mantıklı. Darbeli matkapta. He, darbeli matkapta deneyelim. Acaba gerçekten onlar orada duracak mı? Doğru söylüyorsun. Kanka aslan gibi duruyor. Bence bu deha. Beğendim. Ben kurşun kalemle yazı yazmayı çok severim arkadaşlar. Ama genelde böyle daha sert yazan kurşun kalemler vardır ya. Daha doğrusu daha yumuşak ve böyle daha koyu. 2B miydi onlar? 2B. Bizim çocukluğumuzda 2B deniyordu ve hala 2B deniyordur herhalde kanka. Çizerler sever onu. Ben onlarla yazmayı çok severdim. Fakat bu tür kalemlerde silgi olmaz. Adam diyor ki bunun diyor ne böyle tepesine diyor silikonu diyor şey yapın diyor. Allah kahretmesin ya. Ya Allah'ım. Beceriksiz herifim ben ya. Ha, şöyle silikonu koyduk. Sıkarken elim ne biçim titriyor ya. Gayet güzel oldu. Daha ne olacak zaten. Ha, tamam. Lan. Allah! Anam! Oh! Ah! Dinle. Dinle. Ay sizin şeyinize ya. Sizin yapacağınız do it yourself fikrine de. Oğlum yaptığım gerizekalılığı gördün mü? Bunu buradan temizleyeyim derken bununla tuttum. En azından sadece bu yanacaktı. Şimdi bunlar da yandı. Allah'ım ya. Yapacak bir şey yok. Kanka derimin içine kadar yandım ya. Bu da buraya yapıştı zaten. Çok canım acıyor ya. Su toplar mı bu? Toplar kanka. Tırnağım mırnağım etim metim her tarafım şey oldu ya. Neyse bu kurudu mu? Dur biraz daha kurusun. O silgi olacak galiba değil mi kanka? Silgi al 1 liraya. Bu çektiğin çileye değer mi ya? Daha şimdiden zırva bu. Kurudu mu bu? Kurudu. Silecek mi? Allah kahretmesin. Elim çok acıyor ya. Tabii ki zırva ya. Lan. Ya beceriksiz olabilirsiniz benim gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden alın silgi. Hiç bunu denemeyin bile. Saçma sapan bir şey, canım çok acıyor şu an. Şimdi de arkadaşlar garip telefon temizleme çizik giderdiğini iddia eden şeyleri deneyeceğiz. Telefonun böyle pis olduğunu düşünüyoruz ki pis zaten. Tamam mı? Diyorlar ki uhuyla telefonu temizleyin, çizikler de gidecek. Deneyelim bakalım. Evet. Önce uhuyu şöyle bir diyorlar. Üstüne sık. Sonra şöyle yavaş yavaş yedir. Lan bu ekranı daha çok çizer. Nasıl o? Bana da öyle geliyor. Ondan sonra bu şekilde kağıt koyun diyorlar arkadaşlar üstüne. Ve bekleyin diyorlar. Hadi bakalım bekleyelim biraz. Şimdi kaldırıyorum. Sonra da o kağıtla diyorlar. Şöyle yavaş yavaş silmeye başlıyorum. Kanka bu saçma sapan bir şey ya. Sözüm ona bu çiziği de gideriyormuş. Ne diyorsun Seko? Yani buradan çizik yok gibi, kalmadı gibi görüyoruz ama. Ama zaten çizik yoktu ki orada. Yani çok az vardı. Yok ya. Yani öyle çiziği yok etme gibi bir şey yok. Bak evet görüyorum ben. Şu an şurada bir çizik var, görüyor musun? Evet. Çizik hala orada. Değil mi? Gözüküyor. Yani hiç saçma sapan bir şey. Bir de bunu yaparken kanka telefonu daha çok çizme ihtimali var bence. Arkadaşlar işleri saçma sapan şey. Bunu beğenmedim. Hiçbir işe yaramaz bence bu. Gerçekten. Hiç yarayacak bir şey değil. Yani normal böyle silin daha iyi. Şimdi bir başkasına bakalım. Çizik gidermede diyorlar ki vazelin ya. Vazelini yedirin yedirin diyorlar böyle. Sonra pamukla silin. Hadi deneyelim bakalım. Vazelini aldık arkadaşlar. Telefonu şöyle sürüyoruz. Yani. Saçma sapan bir şey olacağı şimdiden içime doğdu. Ondan sonra makyaj temizleme pamuğuyla telefonu siliyoruz. Kanka bu saçma sapan bir şey oldu yine ya. Bir de telefonun üstü yağlandı mağlandı bir şey oldu ya. Ne diyorsun? Çok saçma. Ultra zırva. 5 liraya fıs satıyorlar. Vazelindi, makyaj temizleme pamuğuydu falan filan. Daha pahalıya geliyor. Yok.
Yani ne farkı var ki işte, al biraz öncekiyle aynı. Bu da zırva, bunu da beğenmedim ya. Saçma sapan bir şey, bir de telefonun arasına burasına sıvı kaçacak, bir şey olacak, bozulacak ya. Şimdi çıkmaz kalemler vardır ya, yazarsınız silinmez falan CD'lerin üzerine. Diyelim bir şekilde telefonunuzun üzerine çıkmaz kalemle yazıldı. Ne yapacağız? Yazıyoruz bakalım. Yazdık. Normalde o kuruyunca çıkmaması lazım. Evet, çıkmıyor. Görüyorsunuz. Bakın şu an parmakla çıkmıyor. Ama pamuğa biraz WD-40 sıkacağım. Ondan sonra... Vay be. Hı? Seko. Kilo. Harbiden çıkardı, hiç acımadı. Bu WD-40 çok enteresan bir malzeme gerçekten. Vallahi en iyisi siz yazmayın ya. Vallahi yazmayın. Ama çıkarttı yani. Sonuçta bu kalemle bir şekilde uzak tutun bu kalemlerden telefonunuzu. Çıkarttı deha. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yaralandığım bir video oldu bu. Hala ellerim acıyor. Baktık deha mı zırva mı? Deha olanları size denemenizi tavsiye ederim. Zırva olanları da isterseniz deneyin. Ama gözünüzü seveyim. Dikkatli olun arkadaşlar ya. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.